Pazarlar yolun başındayken programından herkese merhaba. Dün programımızın açılışını Mete Gazoz'la yapmıştık. Okçuluk tarihinde ilk kez altın madalyayı Türkiye'ye getirdi Mete. Hepimize umut oldu. İçinden geçtiğimiz şu zorlu günlerde gerçekten içimize su serpti. Gurur duyduk Mete ile. Bir kez daha teşekkür ediyoruz ve güzel haberler gelmeye devam ediyor. Buse Naz'dan geldi güzel haber. Milli boksör Buse Naz yarı finale kaldı. Filenin Sultanları zaten çeyrek finaldeydi. Spor programı açılışı gibi yapmak istedim. Çünkü gerçekten gençlerimizi desteklediğinde nelerin olabileceğini görmüş oluyoruz. Bugün programın ilk bölümünde üniversiteler bu güzel gençleri, başarılı sporda, sanatta, bilimde başarılı gençleri nasıl desteklemeli, bunu konuşacağız. İlerleyen dakikalarda özellikle ailelerin çok merak ettiği bir soru var ya, işte o soruyu soracağız. Soru şu: okullar hadi açılmazsa, ya okullar açılmazsa, açacağız diyor bakanlık ama hadi açılmazsa, bu soruyu farklı senaryolarla tartışmaya çalışacağız. Ve YKS sonuçları günlerdir konuşuyoruz, biliyorsunuz 1 milyon kişi baraja takıldı, durum biraz zor olacak gibi görünüyor. Üniversite tercihleri de zorlayıcı görünüyor. Günlerdir duyuruyorduk, ne diyorduk? Rehber öğretmenimizle birlikte karşınızda olacağız diyorduk. İşte o gün bugün. İlerleyen dakikalarda rehberlik uzmanımız burada olacak. Sınav sonuç kağıtlarınızı elinize alın, hazır bulundurun. Biz de buraya yansıtacağız. Örnek bir sınav sonuç kağıdı üzerinden o kağıdı nasıl doğru okumalısınız? Bu soruya yanıt arayacağız. Buyurunuz efendim, yolun başındayken başlıyor. Mete'ye sarılasım geliyor, özellikle şu selamlama hareketi var ya, bayıldım ona gerçekten. Çok duygulandırdı bizi. Şimdi konuğumuz Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şahin Karasar. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Ne güzel haberler aldık aslında, günlerdir gerçekten çok sıkıldık, bunaldık. Gelişmeleri takip ediyoruz, içimiz yanıyor. Bir yandan da bu güzel haberlerle umutlanıyoruz değil mi? Çok ihtiyacımız olan bir şeydi gerçekten bu güzel haberler. Ülkede süre giden bunca doğal afetler sonunda en azından sporda kazandığımız bu başarılar bizlere umut ışığı oldu. İnşallah her şey daha iyi olacak diyelim. Bu sene olimpiyatlardaki Nazlı'nın siz başarı hikayesini, Nazlı'yı da görüyoruz zaten şu an stüdyomuzda, fotoğrafı var. Nazlı jimnastikte bizi temsil etti Tokyo olimpiyatlarında ve onun başarı hikayesini ekrana taşımıştınız. Ve aslında siz gençlerin, özellikle pes etmeyen kahraman gençlerin yaşam hikayelerini bir süredir kısa filmlerle ölümsüzleştiriyorsunuz üniversite olarak. Evet, ülke çapında bu anlamda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yani bizim kendini ifade etme noktasında gerekli ortamları bulamayan gençlerimizin, değerlerimizin yaşam hikayelerini, yaptıkları işi kamuoyuyla paylaşmak adeta misyonlarımızdan birisi haline geldi. Hı hı. Özellikle son dönemde kız çocuklarının eğitimden mahrum olmaması için yapılanlar, zor şartlar altında bu eğitimlerini tamamlayanlar, yine pes etmeyen kahramanlar mottosu altında zor şartlarda, zor yerlerde öğretmenlik yapanların öğrencilerine kazandırdıkları başarılar ve bizi Tokyo Olimpiyatlarında temsil eden Nazlı gibi öğrencilerimizin de, sporcularımızın da büyük başarıları. Çünkü rol modele ihtiyaç var ve bu ilham veren gençlerin hikayesi de bir başkalarına umut olabiliyor. Çünkü bazen şöyle zannediliyor, işte ya kim bilir ne kurslara gönderildi, ne şanslı ailelerin çocukları onlar gibi bakılıyor. Ama baktığınızda her zaman çok da büyük maddi imkanlar çıkmayabiliyor arkasında. Tabii çok dezavantajlı gruplardan gelip de hayatlarına dokunan bir iki kişi sayesinde ülkemize o kadar büyük değer katan çocuklarımız, gençlerimiz var ki bunları göstermek de tabii bizim üniversite olarak toplumsal sosyal sorumluluk görevlerimizden bir tanesi diye düşünüyoruz. Hı hı. Yani Maltepe Üniversitesi'ni ben artık son yıllarda biliyorsunuz televizyonlarda falan çok anlatmıyorum. Biz yaptıklarımızla, hı hı, kendimizi ortaya koymuş durumdayız. Gerek Türkiye'nin en büyük kampüslerinden birisi olması, gerek uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin karma bir model halinde pandemiden önce de yıllardır kampüsümüzde sunuluyor olması. Tabii bir de şunun altını çizmek istiyorum. Öğrencilere teorik eğitim, pratik eğitim, bunların hepsi iyi güzel bir şekilde öğrenciler bunun içinde yoğruluyorlar ama son günlerde yaşadığımız olaylardan görüyoruz ki iyi insan yetiştirmek de en az verdiğimiz teorik ve pratik eğitim kadar, bilimsel içerik kadar önemli. Vicdanlı. Yani çiçekleri kopartmayan, ağaçları yakmayan, saygılı, karıncaları ezmeyen, doğaya saygılı. Baktığımız zaman doğanın bize ihtiyacı yok. Bizim nefes almak için doğaya ihtiyacımız, doğru, var. Evet. Bize emanet edilmiş bir şeyi de koruyamıyorsak eğer, bu anlamda bir nesil yetiştiremiyorsak, o zaman dönüp kendimize bir bakmamız lazım gerçekten. Doğru, çok önemli bir şeyin altını çizdiniz Sayın Hocam. İsterseniz Nazlı'nın hikayesini bir hatırlayalım. Lütfen. Buyurunuz, izliyoruz.
hareketli bir çocuktum. Koltuk tepelerinde dolaşıyordum, inmiyordum. Bunu ailem fark etti 4 yaşındayken. 7 yaşından beri yarışmalara katılıyorum. 10 yaşında da ülkemi temsil ettim Bulgaristan'da. Benim için çok gurur verici bir duyguydu. Belki 15, belki 20 defalarca milli takım mayosu giydim. Madalya sayımı da bilmiyorum. En son saydığımda 70 civarındaydı. 2019'da Stuttgart'ta dünya şampiyonası vardı. Çok iyi yarışarak olimpiyat kotası almaya hak kazandım. Yani yıllardır hayalini kurduğum şey olmuştu. Temmuz ayında düzenlenen Tokyo Olimpiyatlarında ülkemi temsil edeceğim. Belki o zamana kadar çok ağlayacağım, çok emek dökeceğim ama asla pes etmeyeceğim. O gün ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Birçok defa sakatlanıyoruz, bazen kötü düşüyoruz. İlk elim açıldığında çok canım yanmıştı, ağlamıştım, kanlar akıyordu, çok korkmuştum. Bunların hepsi bir emek, gözyaşı, her şeyin toplamı aslında bütün fedakarlıkların. Biz gençler gelecek için çok çalışıyoruz. Benim payıma düşen de jimnastikçi olmak. Biz inanıyoruz, siz de bize inanın. Biz de size inanıyoruz Nazlı. Nazlı tarihe bu filmde bir not düşmüş. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum olimpiyatlarda demiş. Ve gerçekten en iyi şekilde bizi temsil ettin Nazlı. Biz de bunu öngörerek Maltepe Üniversitesi olarak biliyorsunuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için onun belgeselini Türkiye'ye hediye ettik. Hı hı. Onun farkına varılmasını sağladık. Bu imkanları sadece biz belgesel veya görsel mecralar üzerinden değil, nacizane gücümüz yettiğince maddi ve fiziki imkanlarımız çerçevesinde de katkı yapıyoruz öğrencilerimize, öğrenci adaylarımıza, sporcu adamlarımıza. Bunu da antiparantez belirtmek istiyorum. Sporcu demişken milli yüzücü Batuhan, hani engel bedende değildir. Engeller gününde yaptığınız bir çalışma vardı ve bu bağlamda Batuhan'ın hikayesi de çok etkileyiciydi. Çünkü karşısına çıkan engeller Batuhan'a şunu dedirtmişti filmde. Yani onlar mı engelli, ben mi engelliyim? Çünkü yani yollar bize uygun değil. Bakış açısı olarak belki farklı bakıyorlar, engelli gibi bakıyorlar ama biz kendimizi öyle görmüyoruz. Ben kendimi milli yüzücü olarak görüyorum demişti. Siz de bunun özellikle altını çizmek istediniz bu film serisinde. Tabii engel onlara engel olan sistemin aktörlerinde aslında. Onlarda bir engel yok. Allah'ın izniyle engel diye bir şey hiç kimse için yok. Her şey çözülür. Yeter ki o engelleri ortadan kaldıracak irade oluşsun. Batuhan'ın hikayesini de bir hatırlayalım mı hocam? Lütfen. Buyurunuz, izliyoruz efendim. Ben milli yüzücüyüm. Sabah yapar seveyim. 14 yaşında yüzmeye başladım. Şu an 100 günmeye yakın magalyam var. 100 gün mesela de çok kıymetli. Özellikle bu ancak koyunca engelsiz insanların içinde tek engelli yapışınca mutlu oldum, çok gururlandım. Ay dedim ben bunu yaptıysam başkalarına niye ön ayak olmayalım? Biz de kulüp açtık. Annem antrenörlük kursuna gitti. Bayağı bir zorluk çektik. Havuz bulamadık. Banka almıyor banka. Engelmesin çünkü. Aradaki bütün engellilere yüzme gelsinler, biz verdik. Bulgar çok sporcumuz KKB'si sandalyeye gelip de yürüyerek gitti. Benim için engel vegan gibi bir yanı. En büyük engel hani cahillik yanı. Engel var arkadaşlarıma önereceğim, keşke utanmasınlar kendilerine. Bana bir keresinde annemle otobüse bindiğimiz zaman kadın kendi oğlunu çekti, Allah korusun dedi, kahkaya vurdu. Bana bakarak. Şimdi ben miyim engel mi? O engel. Ben sadece bakanım, engelli bakan değilim. Ah Batuhan, ne kadar güzel ifade etti değil mi? Şimdi ya, ben miyim ya. Engelli, o mu engelli? Sen değilsin elbette Batuhan. Bu gençlerin sayısı arttıkça, aslında ilham verdikçe diğer gençlere, örnek oldukça biz de daha fazla gururlanacağız. Mete gibi çok daha fazla haberler duyacağız. Bu gençlerin işte topluma ilham verebilmeleri için bir parça görünür olmaları gerekiyor. Onun için de belli ellerin buna vesile olması gerekiyor. Biz de nacizane üniversite tebrik olarak ediyoruz, biz de topluma gerçekten hizmet sorumluluğumuzu yerine getirmek babında
bu tür gençlerimizin hikayelerini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Öğretmenlerin hikayelerini de paylaştınız. Şimdi uzaktan eğitim meselesine bir gelelim. Oradan da bu tercihlere doğru biraz adım adım yaklaşmak istiyorum. Merak ediyorum bu konudaki düşüncenizi. Çünkü bu sene çok zorlu geçeceğe benziyor. Yakın tarihte uzaktan eğitim belgeseline imza attınız. Evet. Ne olursa olsun bir eğitimden kopmadık. Tabii Türkiye'nin çok önemli bir başarısıydı aslında. Gerek K12'de gerek yüksek öğretimde. Uzaktan eğitim meselesini hep birlikte başardık. Gerçekten uzaktan eğitimi etkin bir biçimde hayata geçirdik. Ülkenin karar vericileri, bu noktadaki bütün aktörler, üniversiteler dahil, üniversite camiası dahil çok güzel bir başarı, bir eşgüdüm başarısı yakaladılar. Hı-hı. Bu noktada bunu da ölümsüzleştirmek istedik. Sayın Mütevelliyet Başkanımız çok önemli üstünde durdu bu konunun. Bir konuda tabii israfla ilgili, gıda israfı ile ilgili. Belki zamanımız kalırsa ona da değiniriz. Hı-hı. Ama uzaktan eğitim belgeseli de gerçekten topluma katkı anlamında bizim yüz akımız oldu diyebilirim. Çok zor şartlarda, çünkü herkes aynı koşullarda eğitimini sürdürmedi. Kilometrelerce yol yürüyüp İnternetin çektiği bir yeri bulup çalışmak isteyen çocuktan tutun da her gün annesinin iş yerine, babasının iş yerine gitmek zorunda kalan çocuklara kadar, tarlada ders çalışan. Bir izleyelim, ufak bir uzaktan eğitim belgeselinin kısa bir versiyonu var. Onu bir izleyelim, sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Bizim evimizde internet bağlantısı kopuyordu. Bizim evimizin yakınında bir tane dağa çıktım, tepeye çıktım. Orada internet çekiyordu. Orada derse girmeye başladım. Arada sırada bağlantı sorunu oluyordu. Bir keresinde İngilizceye giremedim mesela. Okuma yazmayı bilgisayarın başında öğrendim. Başka ne yapabilirim ki? Bir resim çizdim, gezdim, kudurlara baktım. Okul daha eğlenceli. Tabii yüz yüze eğitim kadar şey olmuyor. Okulumu çok özledim. İnşallah korona biterse Iğdır'da memleketime gelip orada da arkadaşlarımla gezip kalacağım. Ödemelerimizi beraber yapacağız. Beraber yoldaş olacağız. Beraber aynı yola gideceğiz. Beraber sınırlarımızı beraber paylaşacağız. Canım benim ya, gerçekten ya, beraber sırlarımızı paylaşacağız, tabii, yoldaş tabii. olacağız. Ekran açıkken nasıl sırrını paylaşsın? Bir şekilde eğitim sürdürülebiliyor ama tabii. başka bir şey kazanılıyor çünkü yüz okullarda. Yüz yüze iletişimin önemi çok daha farklı tabii ki. Yani uzaktan eğitimi tamam çok iyi başardı ülkemiz, eksiksiz bütün hizmetleri uygulamaya çalıştı ama yüz yüze çok daha farklı ve sıcak bir ortam. Elbette onun avantajlarını yaşamak için bir an önce bekliyoruz. Biz kampüsümüzü gerçi uzaktan eğitim döneminde de açık tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz. Öğrencilerimiz için gerek kütüphane, gerek yeme içme, gerek çalışma ve gerekse de kablosuz internet ortamlarını her zaman hazır ve kullanıma açık tutuyoruz. Bu kapsamda kampüs üniversitesi, büyük bir kampüs üniversitesi olmanın avantajını o noktada da yaşıyoruz. Burada da biraz önce izlediğimiz gibi belgeselde büyük bir ülkeyiz, büyük bir nüfusuz. Organizasyon çok güç bir şeyi başardık ama hamdolsun başardık. Şimdi umuyoruz ki devamını getirebileceğiz. Şu başarı meselesine girmişken ben YKS sonuçlarına bir gelmek istiyorum ufak ufak. Çünkü kampüsten bahsettiniz. O kampüsün bugünlerde hayalini kuran ve şu an bizi izleyen çokça aday var. Onlar üniversiteli olmak istediler. 2,5 milyon kişi sınava girdi. 1 milyonu baraja takıldı. Yani baktığınızda 650 bin öğrenci sadece 4 yıllık bir fakülte seçebilecek ve 180 puanı o barajı aşan sayısal alandaki öğrenci sayısı 390 bin. Hani 2,5 evet. milyon kişi sınava girdi. 390 evet. bin sayısalcı tercih yapacak. Tüm bunlar bize bir şeyler anlatıyor aslında ama tabii üniversitelerin, siz ne söylersiniz? Üniversitelerin kontenjanının 1 milyon civarında örgün eğitim kontenjanının düşündüğümüzde bu sayılar sıkıntılı sayılar. Şu anlamda sıkıntılı. Tabii üniversite sınavları pek çok ülkede var. Bir sınav mantığıyla olmasa da bir sıralama, bir seviye belirleme mantığında var. Şimdi bu kadar az öğrencinin barajı geçtiği bir ortamda aslında büyük bir israf var yine. Biz israfları göğüsleyecek kadar zengin ve ekonomik olarak güçlü bir ülkedeyiz. Kaldı ki dünyadaki bu ekonomik kriz sadece bizde, biz buradan negatif ayrışmıyoruz. Bütün dünyada bu anlamda bir problem var. Bu anlamda boş kalan her kontenjan, devlet ya da vakıf üniversitesi fark etmez. Boş kalan her kontenjan boşuna istihdam edilmiş öğretim üyesi demek, boşuna istihdam edilmiş personel demek, boşuna yapılmış bina demek, boşuna oluşturulmuş laboratuvar demek, boşuna yatırım yapılmış kampüsler, kütüphaneler,
ARGE merkezleri. Yani amacımız daha fazla genci eğitim hayatına katmaksa tabii ki. Bunlar bir israf olur diyorsunuz. Kesinlikle israf olur. Yani sınav tamam evet ama sıralama ölçütlü bir ölçme değerlendirme ve sıralama ölçütlü bir yerleştirme. Baraj koyduğunuz zaman gerçekten çok büyük adaletsizlik oluyor. Kaldı ki geçen sene biliyorsunuz 3 aylık bir pandeminin ardından yapılan üniversite sınavlarında baraj düşürülmüş idi. Bu sefer onun üstüne bir yıl daha uzayan bir pandemi, yani 1,5 yıl evlerinde kalmış, adeta bir travma yaşamış. Aslında gençliğe, daha yorgun. Gençliğe bu sefer tercih yapamazsın diyorsunuz. Çünkü barajı geçemedin diyorsunuz. Baraj dediğimiz şey Allah'ın emri değil. Baraj dediğimiz şey bir sıralama ölçütüdür. Ve bu noktada da biz hedefe kilitlenmiş durumdayız Türkiye olarak. Eğitim, öğretimin kalitesinden ödün vermeden dünyayla yarışacak, dünyada çalışacak insanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bu insanları Türkiye'de tutmaya çalışıyoruz. Yani Aziz Sancar'ın, Özlem Türeci'nin, Uğur Şahin'in bu başarılarını Türkiye'de yapmalarının peşindeyiz biz. Bizi bunlara odaklanmamız lazım. Evet. Biz bu hedefe kilitlenmemiz lazım. Yoksa daha az sayıda üniversiteye öğrenci girecek olmasının ülkeye hiçbir katkısı yok. Jenerik olarak sıkça dile getirilen eğitimde kaliteyle de çok fazla ilgisi yok. Çok fark eder mi? 170 puanla 180 puan alan öğrenci arasında kalite olarak size geldiğinde aa iyi ki geçirmeseydi bunlar verdiklerimizi almıyor dedirtecek bir fark mıdır? Bizim elimize gelen hamuru bizim nasıl yoğuracağımız önemli üniversiteler olarak. Bu işi eğer üniversitelere bırakırlarsa kontenjan, sıralama filan işini tabii belli taban puanlar aldıktan sonra. Ama bu taban puanları da çok şey yapmamak lazım. Yani fetişleştirmemek lazım. Bizim öğrenciyi nasıl yoğuracağımız, ona neler katacağımız önemli. Biz bilimsel olarak nitelikli öğrenci ve mezun yetiştireceğimiz kadar merhametli insan da yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyüğünü bilen, küçüğünü bilen, sevgisini, saygısını, doğayı, hayvanı seven, koruyan insanlar da yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim tek derdimiz matematik, fen, sosyal değil. Bizim başka dertlerimiz de var. İnsanımıza yüklemeye çalıştığımız başka misyonlarımız da var. Sayın hocam belki bir sürpriz olur. ÖSYM sürprizleri seviyor. Belki bir güzel haberler. Olmak her an durumunda. Bekliyoruz. Olmak durumunda. Çok teşekkür ediyorum değerli ben katkınız için. Ben teşekkür ederim. Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şahin Karasar bizimle birlikteydi. Hadi bu YKS sonuçlarını biraz daha derinlemesine tartışalım. Birazdan karşınızdayız. Tarih boyunca yaşanan değişimlerin en hızlısını geçiriyoruz. Tabii çok büyük kampüsler belki işlevsiz kalacak bu noktada. Çünkü bir yönetim merkezi haline gelecek, bir koordinasyon merkezi haline gelecek. Gençler arasında startup deyince sanki böyle işte havalı havalı çalışma ofisleri, arada uğrarsınız, çok havalı masanız olur. Gençler bir araya gelir, fikirler böyle havada uçuşur. Biraz böyle havalı da geliyor gençlere startup. Hiçbir nesil kendinden sonra gelen nesli tam olarak anlamıyor. Anlamaya çalışıyor belki ama tam olarak beğenmiyor ya da eleştirel gözle bakıyor. En önemli özellikleri biat kültürüne uygun bir nesil değil bunlar. Sorguluyor. Yani sorgulayıcı, eleştirel düşünceye sahip bir nesil. Kimin yeni teknolojilere heyecanlanıyoruz ama yeni nesil onlara gündelik araçlar diyor. Bizde durum bu. Sevgili Yiğit Özgür ne de güzel anlatmış bu karikatüründe durumumuzu. Bizi izliyorsunuz yandan çocuğu böyle çimdiklemeyin yani bir rahat bırakın o çocuğu. Elinden geleni yaptı yani. Üçlü bir ayağız biz. Aynı zamanda velimizin, öğrencimizin ve öğretmenimizin de iyi olma durumları. Doğru. Söz konusu bu üçlü ayağın da iyi olma durumunu çalışmak lazım. TÖDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşer bizimle birlikte. Hoş geldiniz İbrahim Hocam. Hoş bulduk. Şimdi Sayın Karasar gitmeden dedi ki bu baraj meselesiyle ilgili acilen önlem alınsa iyi olur dedi. Pek çok gencimiz mağdur oldu. Bunun kimseye bir faydası yok dedi. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. YKS sonuçları ardından günlerdir tartışıyoruz biz bu konuyu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bence de aynı şey geçerli. 180 barajı biraz yüksek kaldı. Neden yüksek kaldı? Çünkü bir pandemi süreci geçirdik. Bir yıl önce sınavın TYT bölümüne 30 dakika fazla uygulanmıştı. Artı 12. sınıfın ikinci dönem konuları sorulmamıştı. Bütün bunların hepsi bu sene yapıldı. Yani süre azaldı. Bir de 3 aylık pandemiyi yaşamış gençler sınava girdiğinde böyle önlemler almıştık. Üstünden şimdi daha da uzun bir süre geçti. Kesinlikle ben de onu söyleyecektim. Yani bu yılda özellikle süre konusunda ve baraj konusunda bazı yumuşatmalar yapılması gerekirdi ama yapılmadı. Bunun sonucu da ortaya çıktı. Biz tabii o dönemde çok yorum yapmadık. Yani neden yapmadık? Çünkü
sonuçları göremiyorduk. Ama ÖSYM'nin elinde bu sonuçlar vardı. Bunu değerlendirip ona göre bir karar vermesi gerekirdi. Tabii bu YÖK'ün yetkisinde olan bir şey. Eğer YÖK isterse barajı 170'e indirebilir. Daha tercih başlamadı. Ve bu konuda bir tek şuna itiraz gelebilir. İşte acaba 180 barajını geçmiş çocukların sırasında bir değişiklik olur mu diye bu yeni şeyde. Onun da teknik altyapısı hazırlanabilir. 2008'de böyle bir uygulama yapılmıştı şimdi daha önce. Şimdi siz hayatını eğitime adamış bir eğitimcisiniz. Eğitimin her kademesinde bulundunuz, bulunuyorsunuz. Böyle bir bakınca şu saatte bir şey yapar mı? Yani umutlanalım mı? Bu söylediklerimizi ya da uzmanların çıkıp söylediklerini değerlendirecek zaman var mı? Tabii ki çünkü bahsettiğimiz kişiler de milyonlar, yani bir kaosa da yol açmaması gerekir. Empati kurarak bakalım şimdi. Şu saatten sonra ne yapabilir ki? Tabii ki kimsenin hakkının kaybolmamasına dikkat etmek gerekir. Tamam. Sıralamalarla ilgili teknik altyapı oluşturulduktan sonra birkaç saatlik iştir. Puanları yeniden hesaplayıp çocuklara gönderilmiyor çünkü her çocuk giriyor, kendisi bakıyor. Dolayısıyla yapılabilir, yapılabilecek yapılacak bir şey. Yapılacak mı sizce? Vallahi bilemiyorum. Ben yetkili makamlara bu konudaki görüşlerimi ifade ettim. Ben genelde ekrandan görüş bu konuda çok ifade etmiyorum ama mutlaka yetkililere bu konudaki görüşlerimizi belirtiyoruz. Yapılırsa daha iyi olur. Yani neden? Çünkü çocuklarda şöyle bir üzüntü var. Mesela bakın, 390 bin sayısal öğrencisi ancak barajı aşmış. Evet. 2,5 milyon öğrenci giriyor sınava. Yani ben ilk %20'lik dilime girmiş olsa bu çocuk 500 bin eder. Yani bir öğrenciyi 395 bininci oldun diye tercih yapamazsın bir lisans bölümüne diye sınırlamak doğru değil yani bana göre. Ben doğru olmuyor. Sözelde 565 bin 808, sayısalda da 390 bin 132. Tabii yani şöyle ben size oranlarını söyleyeyim. Sayısal bölümde %44, sözel bölümde %42 ve eşit ağırlıkta da %36'lık bir azalma var. Ve bu azalmalar ister istemez tercih yapma imkanını ortadan kaldıracak bazı öğrencilere. Çok zorlu geçecek. Evet, yani bir öğrenci 4 yıllık bir okul okumak istiyorsa bunun önüne engel koymamak lazım. Ha, bazıları şöyle diyor, sanki işte okulu bitirsen olacak, iş mi var filan. Öyle değil yani. Türkiye'nin geleceği inşallah güzel olacak. Ya sadece iş odaklı da bakmayalım. Tabii, üniversiteye, onlar neler kazanıyor üniversitelerde? Sadece iş odaklı olarak da bakmamak lazım. Yani biz işte nüfusunun yüzde şu kadarı üniversite mezunu olan bir ülke olsak bunun bize çok büyük katkıları olur, zararı olmaz. O nedenle öğrencinin önüne bu tür sınırlar koymak doğru değil. Yani bir yandan üniversitenin bazı bölümlerini boş bırakıp diğer taraftan da üniversite girme hayaliyle yanıp tutuşan insan bırakmak doğru değil. Yani burada yer var, orada okumak isteyen var, eşleşemiyorlar. Büyük bir sorun. Peki bu konuyu değiştirmeden önce şuna da geleyim. Diyelim ki durum bu, vaziyet bu hocam. Böyle. Bu kadar kişi tercih yapabilecek, bir şey de değişmiyor. Bizi izleyen bu puan barajı aşmış öğrencilere tercih tavsiyesi olarak verebileceğiniz bir şey var mı? Tablo tabii böyleyken ki ben tavsiye. Öncelikle şunu söylüyorum. Bazen kamuoyunda görüyorum. İşte tercihlerinizi 2017 gibi yapın, 2019 gibi yapın gibi bazı öneriler oluyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Her yıl kendi içinde değerlendirilebilir. Her yılın sıralamaları kendine özgüdür. Dolayısıyla herhangi bir yılı ölçü almamak gerekir. Burada yapılacak olan şey özellikle öğrencilerin gönlündeki üniversiteyi, gönlündeki bölümü seçmesi, yaşamına yön vereceği bir mesleği seçmesidir. Onun arkasından da tabii puanının yetebildiği bölümleri seçmesidir. Onun için sıralama yaparken biraz marjı yüksek tutmak lazım. Yani geçmişte diyelim ki işte yedekleme olarak %30 daha düşük sıraları da yazıyordu öğrenci. Bu sene %50'yi yazsın, %70'i yazsın. Oo, siz bayağı bir yani, arayı geniş. %20-30 diyorlar. Girmek istediği bölüm varsa eğer yedekleme yapmakta yarar var. Evet, yani bir girmek istemediği bir bölüm varsa bedava da verseler gitmemesi lazım. Yani o böyle alttaki olursa umarım ki olmaz gibi bir endişesi varsa zaten yazmasın. Yazmasın tabii, yazmasın. Yani insan hayatında yanlış verilmiş karar bazen bir ömrü kaybettirir. Ama yapılmamış bir tercih bir yılı kaybettirir. Tamam. Onun için çok dikkatli olmak lazım bu konuda. Ve gençlerimizin
Bu anlamda mutlaka rehber öğretmenlerinin, psikolojik danışmanların görüşlerini almasında da yarar var. Türkiye'de bu alanda yetişmiş çok sayıda insan var gerçekten. Mutlaka ve mutlaka bu eğitim kadrosunun görüşlerini alarak tercih yapması lazım. Önemli. Özellikle de bu sene biraz zor ve YÖK geçecek. Atlası incelemesini YÖK Atlası öneriyorum. İncelesin. Yani birkaç yayınımızda da söyledik. Evet. YÖK Atlası da gerçekten çok güzel açıklayıcı hazırlanmış. Açıklayıcı bilgiler var. Açıklayıcı bilgiler var. Kağıdı kalemi hazırlasınlar. Ben de tekrar buradan yeri gelmişken duyurusunu yapayım. Sınav sonuç kağıtlarınızı da önünüze alın. Biz de birazdan ilerleyen dakikalarda rehber öğretmenimizle karşınızda olacağız. Daha detaylı bu konuya eğilmeye çalışacağız. Şimdi sizi görmüşken aklıma aslında benim bir tek şu soru geliyor. Okullar açılacak mı? Ne diyorsunuz? Ya açılmazsa hocam? Direkt bu soru geliyor. Şimdi bunu geçen bilim kurulu üyelerimizin de olduğu bir iki televizyon programında da tartıştık. Bana göre okullar açılacak. Çünkü Türkiye aşılamasını büyük ölçüde tamamlıyor ve aşılama hızı bu hızla gittiği zaman okulların açılmasında hiçbir sorun olmayacak. Daha doğrusu buna mecburiyetimiz de var. Yani biz okul açma bakımından OECD ülkeler arasında son 4 içindeyiz. Dolayısıyla bizim okulları açmamız, açık tutmamız lazım. Olası bir sıkıntıda birçok yer kapansa bile okulların asla kapanmaması lazım. Çünkü okullar kontrollü ortamlardır. Yani biz okullarımızda bu aç kapa döneminde de vakalara izin vermeyecek kadar iyi hijyen sağladık. Öyle bir hem resmi okullarda hem de özel okullarda bunu sağladık. Böyle bir veri de açıklanmadı değil mi Sayın Hocam? Yani işte okulları açtık biz, şu kadar vaka sayısında artış var gibi doğrudan bir ilişki kurabileceğimiz bir açıklama da olmadı aslında. Hayır, okulların daha çok açık olduğu iller oldu, daha fazla açık olduğu bölgeler oldu. Nispeten daha oralarda vakalar daha azdı. Daha azdı. Dolayısıyla okulların açılmasının vakaları tırmandırdığı söz konusu değil. Ama insanların iş kaynağı, geçim kaynağı, İşte özel ihtiyaçları, bunlar için şeyi daha fazla, isteği ve direnci daha fazla. En kolayı masum gençlerimizin okulunu kapatmak. Bu doğru değil yani bana göre. Hani ihtiyaçları günümüzde üniversiteler için de aynı şey geçerli. Yani üniversitede geçen yıl kapalı tutulmasının nedeni özellikle coğrafi sirkülasyonu önlemekti. Ve yurtların bu konuda sıkıntı oluşturabileceğiydi. Yani adamın kendi okulu, kendi şehrinde olan bir öğrenci için çok da büyük bir sorun yoktu. Evet. Ama biliyorsunuz üniversitede hem Türkiye hem Kıbrıs işte bir geniş sirkülasyon var. Dolayısıyla tedbir olmadığı için online devam etti. Onlar da online biraz daha verimli oldu ama alt gruplara inildikçe online eğitim tabii, yani anaokullarına doğru inildikçe falan çok zor oldu. O nedenle bu sene bu işin lamicimi yok yani okullarımızı açılacak, açacağız. Ya açılacak ben, ya açılacak. Ben açılacağına da inanıyorum çünkü Cumhurbaşkanımızın da kanaatleri bu yönde, Milli Eğitim Bakanımızın da kanaatleri bu yönde, eğitim sendikalarımızın da, öğretmenlerimizin de kanaatleri bu yönde. Her ne kadar herkes istiyor bütün paydaşlar yani istiyoruz dese de inanın aileler, ki ben de bir veli olarak söylüyorum, kendi aralarında konuşurken ya öyle dediklerine bakmaya, vakalar çok tırmandı, endişeliyiz, açılmayacak. İlk dönem özellikle açmayacaklar galiba. Açacaklar, sonra tekrar kapatacaklar galiba gibi yorumlar var. İnsanlar da yani şunu söyleyeyim ben, her gün bir felaket senaryosu çizerek insanları ürküttüğünüz zaman, korkuttuğunuz zaman insanlar da bu konuda doğal olarak en kıymetli varlığı olan çocuklar için endişe, böyle bir endişe duyuyorlar. Ama biz öğretmenleri de onların anneleri babaları gibiyiz. Biz onlara sahip çıkarız. Okulların açılmasıyla ilgili hiçbir şüphem yok kafamda yani. Çok netim o konuda. Umuyoruz ki. Böyle pozitif baktığınız için de çok umutlandık. Şimdi açılacak biraz da zorlu aslında. Öğretmenlerin de işi zor. Yani açtıktan sonra bir öğrenme kayıplarını telafi kısmı da var aslında. Bıraktığınız gibi öğrenci kaldığı yerden merhaba hocam diye sınıfa girmeyecek. Her anlamda artık başka bir öğrenci girecek o sınıfın kesinlikle içine. Yani açıldığı zaman da görüyorduk okullarda. Çocukları yeniden derse ısındırmak o kadar hızlı olmuyor. Tabii. Ama bunu yapmak zorundayız. Çocuklarımızın da özlediği bir mekan okullar. Tabii, çok onlar basit da istekle geliyorlardı her açtığımızda. Dolayısıyla okulların açılması ve üniversitelerimizin açılması konusunda tedbir dikkatli bir şekilde uygulanırsa hiçbir sorun olmaz. Mesela ben
kendi üniversitemiz için söyleyeyim. Biz geçen sene öğrencimize isteyene yüz yüze, isteyene online eğitim imkanı verdik. %52'si yüz yüze geldi ve hiçbir vaka yaşamadan üniversitemizi tamamladık yıl sonu itibariyle. Demek ki bu yapılabiliyor ve çok kolay da yapılabilir. Yani işin kolayına kaçmayacağız. Bu ülke için işin kolayına kaçmayacağız. Bir nesli heba etmeyeceğiz. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği, yani bu beylik bir laf değil, gerçek bu. Eğer biz geleceğimizi aydınlık tutmak istiyorsak, bu çocuklardan bilim insanları yetiştirmek istiyorsak, yöneticiler yetiştirmek istiyorsak, eğitimden hiç vazgeçmeyeceğiz. Eğitimden asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Kolaya kaçmayacağız derken okulları kapatmak kolaya kaçmak mı olur? Yani bana göre öyle olur. Yani tartışılabilir bunu. Herkesle de tartışmaya hazırım. Okulları kapatmama ne konusunda. Ne kadar zorlasa da, koşullar ne kadar zor olsa da ilk vazgeçeceğimiz şimdi şey bu, o dünyanın tek ülkesi Türkiye değil ki. Yani dünyadaki örneklerini de incelememiz lazım. Yani diyelim ki ben bir ara baktım. Bizde 11 hafta okul açık tutulduğu bir dönemde Avrupa'da 36 hafta açık kalmıştı. Yani orada pandemiyi çok yoğun bir şekilde yaşadı. Evet. Hatta bizden daha ağır fazla yaşadı. Yüzde olarak ağır geçiren ülkeler oldu. Dolayısıyla biz çocuklarımızı maskesiyle, mesafesiyle, hijyeniyle ve okullarda alınacak tedbirlerle ve en önemlisi de aşıyla çok daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Ama işte burada aşılama konusunda bazen belirsiz kalan ya da aşılamadan geri duran bir grup da var. Yani bu insanların da çocuklarının geleceği için bu aşıyı yaptırması gerekir diye düşünüyorum. Peki şimdi biraz önce üniversitelerle ilgili dedik ki 1 milyon kontenjan var üniversitelerde, eşleşemediler. İşte tercih yapacak sayısı dedik. Özel okullarda durum nedir? Özel okullarda da böyle bir endişe söz konusu mu? İçinde yaşadığımız ekonomik koşulları da düşünürsek zorlu bir dönemden geçtik. Yani özel okullar geçen seneye göre daha fazla ilgi görüyor. Yani kayıtları ben gün gün takip ediyorum, özel okullardaki bütün Türkiye'deki TÖDER olarak takip ediyoruz. Geçen yıldan daha çok kayıt alıyor ve velilerin endişesi daha az. Çünkü oturdu sistemde. Yani aslında yapılan araştırmalarda özel okullarda online ders dinleme oranı da normale göre 2-3 kattı. Dolayısıyla özel okullar online eğitimi de çok iyi gerçekleştirdiği için çok fazla veli kaybetmedi. Sadece ülkenin ekonomik şartlarından dolayı belki gücü yetmeyen aileler olabilir. Ama ben özel okulların gelecek sene daha iyi bir noktada olacağını ve hizmetlerini daha düzenli bir şekilde sürdürebileceklerini düşünüyorum. Şimdi son dakikalara bu güzel sporcu gençlerimizin başarısı konusunu sakladım. Geçtiğimiz günlerde bana bir milli boksörümüz var, ondan da güzel haberler bekleyin dediğiniz boksörümüz Buse Naz mıydı? Buse Naz var. Buse Naz yarı finale kaldı. Evet. Bugün güzel haberi aldık. Milli boksör Buse Naz'dan. İnşallah iki kadın boksörümüz var. İkisi de ilerliyor şu anda. Ondan güzel şeyler çıkacak. Yani olimpiyatlar tabii dünya çapında bir yarış olduğu için çok zor bir yarış. Burada altın madalya almak, gümüş almak, bronz almak hepsi de çok kıymetli. Oraya katılmak, ülkesini temsil etmek. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben açılış seremonisini izlediğim zaman Türkiye'nin geçişinde yani gerçekten çok tüylerim diken diken oldu. Müthiş bir duygu. Evet. Eminim o çocuklar da müthiş duygular yaşıyordur şu anda. Hepsine başarılar diliyorum bundan sonraki müsabakalarında da. Bu çocukların da yetişmesi için tekrar biz böyle karşılıklı açılsın, okullar açılsın diye karşılıklı hani bir şeyi çok söylerseniz olur var ya. Bugün programda bayağı söyledim hocam. Yani ben inanın ki bu konuyu siz sormadığınız sürece konuşmuyorum. Ve okulların açılacağına inancım tam yani. Bu konuda bütün hazırlıkları da yapıyoruz. Bakanlığımız da yapıyor. O gerekli konuda, tedbirlerde yani bu işin bir de bir lobisi var yani, bunu engellemeye çalışan. Kim olduklarını bilmiyorum ama buradan onlara söylüyorum. Ne geçecek, kimin eline ne geçecek? Yani bu ben lobi buradan onlara olsun? Seslenmek istiyorum. Türkiye'nin çocuklarını hiç kimse geri bırakamaz. Buna kimsenin gücü yetmez. Biz buradayız yani. Zaten gücü yetmiyor, görüyoruz da çocukların başarılarını. Kesinlikle. Siz engellemeye çalışsanız da programın ilk bölümünde de izledik. Engelleri aşıyorlar gençler. Yeter ki onlara güvenelim ve destekleyelim. Kesinlikle. Böyle bir kararlılığımız var. Bu sene inşallah pandemi yerine eğitimde hangi güzellikleri
artıracağız, onu konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Öyle bir yıl olacak inşallah. Değerli katkınız için, pozitif yorumlarınız için. Sağ ol. TÖDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşer bizimle birlikteydi. Evet, şimdi rehberlik uzmanımızla birazdan karşınızda olacağız. Lütfen sınav sonuç kağıdınızı yanınızda bulundurunuz. Üniversite tercihlerine doğru adım adım ilerlerken şimdi ne dedim, sınav sonuç kağıtlarınızı önünüze alınız dedim. Çünkü Marmara Koleji Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftler bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nevin Hoş Hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi 5-13 Ağustos arası resmi olarak tercih zamanı ama şu anda başladı arkadaşlar. Çünkü artık somut bir şekilde sınav kağıdı ellerinde, her sene olduğu gibi puana mı bakayım, sıralamaya mı, sıralamaya bak diyoruz. Sonra diyorlar ki iyi de hangi sıralamalarla karşılaştıracağım? Geçen yılkiyle bu yıl arasında dağlar kadar fark var diyorlar. Kafası karışık bu arkadaşlarla siz bu ara çok yüz yüze görüşüyorsunuz biliyorum. Evet, evet, evet. Ne söylersiniz onlara? Bugün teknik açıdan bir şeyler de söyleyeceğiz. Bir sonuç değerlendirmesi üzerinden adım adım gidelim. Tamam. Birinci söyleyeceğim şu. Tercihlerde yolun başındayken, programın adı gibi yolun başındayken fikriniz neyse, ne olmak istiyorsanız o yoldan çok da sapmayın diyorum. Hı hı. Panikleyerek hani puanımın yettiği yerleri yazayım, kurtulayım, işte İDEDİ bir yere gireyim. Eğer özel olarak, spesifik olarak ideallerinizle ilgili bir şeyiniz varsa, kararınız varsa çok da fazla yoldan sapmayın. Hı. Birinci olarak ne olmak istediğiniz, nerede okumak istediğiniz, hangi üniversitede okumak istediğiniz, birinci noktanız o, daima tercihlere bakarken, sayısal verilere bakarken dönüp yine o hedeflerinize ve amacınıza yeniden bakın. Çok da fazla yoldan sapmayın diyor. Yoldan sapmayın. Evet. Bu doğru bir uyarı. Çünkü sona doğru yaklaştıkça o bir şey diyor, bu bir şey diyor. Sınav sonucu artık yoruldular, yıldılar, bunaldılar. Diyorlar ki aman artık ne olacağı varsa olsun. Hiç alakasız bir bölümü de şunu da yazayım da kesin olsun diyebiliyor. Siz diyorsunuz ki ona gerek yok. Baştaki evet. Amacınızı unutmayın. Bu bir mutsuzluk yaratacaktır. İleride bir mutsuzluk yaratacaktır. Şimdi iş ve meslek hayatı, biz Türkiye'de gençlerimiz iş ve meslek hayatlarına atılabilmek için üniversite okurlar. Hı. Bu başka ülkelerde, Avrupa ülkelerinde falan işte lise düzeyinde de meslek sahibi olursunuz. Evet, fakat evet. Biz de istihdama baktığımız zaman üniversiteyi okuyarak istihdama katılmak isteriz. İleride yapacağımız iş hayatı, yaşayacağımız iş hayatı, yapacağımız meslek, yapacağımız iş buna bağlıysa eğer şimdiden doğru bir adım atmak en doğrusu. Şimdi şu program türlerini bir açalım. Program evet. Türü TYT için ön lisans evet. 150. Şunu bir kısaca bahsedelim, sonra daha ilerleyelim adım adım. Evet, bir kere biz puanımızı okuyacağız. Yani elimize aldığımız puanımızı okurken nelere dikkat edeceğiz? YKS'ye baktığımız zaman TYT'de ön lisans için, ön lisans tercihleri için 150 puanı aşmak gerekiyor. 150 ve üzeri puan almak evet. gerekiyor. Özel yetenek için de bu 4 yıllık da olabilir, özel yetenek sınavlarıyla sınavlarına başvuru yapabilmek için de yine TYT'den 150 puan ve üzeri almak yeterli. Fakat bununla ilgili altını çizerek bir şey söylemek istiyorum. Öğretmenlikler biliyorsunuz farklı bir kategoride yer alıyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun beden eğitimi öğretmenliği için örneğin ya da konservatuvar müzik öğretmenliği, resim öğretmenliği diyorsak en düşük 800 bininci sıralamada yer almak bakıyoruz. Gerekiyor. 150 yetmeyecek. Lisans tercihi yapmış olmak için de AYT'den ne yazık 180 ki, ne yazık ki 180 puan evet, günlerdir evet, tartışıyoruz. Keşke evet. 170'te kalsaydı evet, diye. Evet. Orada da şu an realite evet. bu. 180 puan. Peki hadi sınav sonuç kağıdını bir görelim. Görelim. Onun üzerinden güzel. Bir bakalım. Nereye bakacağım ben? Mesela bir de şey var ya, geçen yılla mı kıyaslayayım? Hangi yılla kıyaslayayım? Hı. Şimdi evet. Orada biraz ortalık karışıyor bu sene sanıyorum. Biraz konuşacağız orayı. Hı hı. Çünkü çok ortalıklı bir şeyler dönüyor. %10 mu yukarı mı çıkalım, %20 mi yukarı çıkalım. İlk önce kağıdımızı okuyalım. Tamam. Nasıl bir okuma gerçekleştireceğiz? Kağıdı doğru okumak, sonucu doğru okumak çok önemli burada. Neyi kullanacağım kısmı çok önemli. Üst kısımda bizim yaptığımız netler var. TYT testlerindeki doğru ve yanlış sayılarımız. Biliyorsunuz 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Burada o netleri göremiyoruz. Biz doğru ve yanlış sayılarını görüyoruz. AYT testlerindeki doğru ve yanlışlarımızı görüyoruz. Girmişsek yabancı dil testindeki doğru ve yanlışlarımızı da görüyoruz. Şimdi onun bir altında okul ve ortaöğretim başarı puanı bilgilerimiz var. Çünkü yerleştirme puanımız hesap edilirken ortaöğretim başarı puanımız da
katılıyor. Tamam. O puanımıza katılıyor. Sol tarafta sınav puanları ve başarı sıraları var. Onlar bizim ham puanlarımız. Eğer TYT'de 150'yi aşmışsak, zaten 150 ve üzerindeysek, bizim yerleştirme puanları, başarı sıraları başlığı adı altındaki kısımda YTYT dediğimiz yerleştirme TYT puanımıza orta öğretim başarı puanı katkısıyla bir puan ve başarı sırası da gelecektir. Sayısal, sözel, eşit ağırlıklı dil puan türlerinde lisans tercihi yapabilmek için sol tarafta sınav puanları ve başarı sıraları dediğimiz kısımda 180 ve üzerinde puan almak gerekiyor. Orada 180 ve üzerinde bir puan almışsak, sağ tarafta yerleştirme puanları ve başarı sıraları kısmında yine orta öğretim başarı puanımızın katkısıyla oluşmuş olan yerleştirme puanlarımız var. Biz neye bakacağız burada? Lisans tercihi yapacaksak sağ kısımda yerleştirme puanları ve başarı sıraları dediğimiz tabloda TYT'ye Y sayısal, Y sözel, Y eşit ağırlıklı ve Y dil puanlarımıza ve başarı sıralarımıza bakarak tercih yapacağız. Bizim için kullanılabilir alan yerleştirme puanları ve başarı sıraları. Peki ben bunu geçen seneyle mi kıyaslayacağım? Çünkü evet, başka seneler falan söyleyenler oluyor. Geçen senenin sıralamalarıyla mı kıyaslayacağım? Bir de geçen sene aynı puanla farklı sıralamadaydı. Evet. Şimdi bu sene aldığım puanla bambaşka bir sıralamadayım. Evet. O yüzden o aralığı ne kadar üstte yazayım, ne kadar altta yazayım daha kritik oluyor. Orada hesaplamalarda aslında bakarsanız çok ilginç şeyler gelişti bu sene. Çünkü biliyorsunuz puan barajı aşan öğrenci sayısında oldukça büyük bir düşüş yaşandı. Evet. Aslında bakarsanız ortalamalara baktığımızda, testlerin ortalamalarına baktığımızda matematik biraz zorlamış, evet, ama çok çok da zorlamamış. AYT matematiği dediğimiz kısımda sınav puanları hesap edilirken onu da bir hatırlatmak istiyorum bir parantezde. Ama nasıl çok zorlamamış hocam? 2,5 milyon kişi sınava girmiş, sayısalda 90 bin kişi tercih yapacak. Ortalamalara baktığınız zaman aslında bakarsanız AYT testinde matematik 2,70 daha düşük yapılabilmiş. Ama bunun dışında TYT'de matematik 0,50'lik bir eksiğiyle geliyor. Son sınıf öğrencilerinden, sınava giren son sınıf öğrencilerinden elde edilen sonuçlarla, verilerle puanlar hesap edilir. Evet. Son sınıf öğrencilerine baktığımız zaman AYT'deki, yani ikinci kısımdaki matematik 2,70 gibi bir fark yaratmış. Baktığınız zaman özellikle sözel kısımda Türkçelerde falan öyle çok fazla bir şeyimiz yok. Fen genelde düşüktür zaten. Hani orada da çok aşırı bir düşüklüğümüz yok. Bu sene şöyle bir şey olmuş aslında bakarsanız. Daha az öğrenci başarabilmiş. Başarabilen öğrenciler de daha fazla netlerle ortalamaları yükseltmişler. Dolayısıyla buradan kaynaklanan bir hani baraja takılma sorunu yaşanmış. Çünkü puanlarımız hesap edilirken nasıl yapılır? Kendi netimden, tamam, yani kendi atıyorum matematik netimden Türkiye net ortalaması çıkarılır. Tamam. Türkiye ortalaması çıkarılır. Standart sapmasına bölünür. Şimdi burada baktığınız zaman, formülasyona baktığınız zaman benim netim ortalamadan ne kadar farklılaşıyorsa puanım da o kadar yükselir. Bunu birazcık sayısal söylüyorum. Öğrenciler aslında sayısal olarak bunu anlıyorlardı. Fakat kafamız şurada karışmasın. Yani aşırı zor bir sınavdı. Evet, zorluk düzeyi yüksekti. Fakat bununla beraber öğrencilerimizin sınava ulaşabilmeleri ve sınavı yapabilmeleri de biraz orada hani yapabilen yapabildi, yapamayan öğrenci daha pandemi fazla oldu. Pandemi koşullarından etkilenmesi. Evet. Ya da çok, zaten tabii tabii çok etki var orada, bir sürü çok neden var. Çok fazla neden var. Bahane değil, nedenleri var. Evet, bu, yani bu önemli. Bahane değil, nedenleri var. Gerçek nedenler. Evet, sıralama evet, koşullarına dikkat dedik. Bunları evet, zaten biliyorlar ama bir bulunsun istedik. İşte hukukta biliyorsunuz gibi başarı sırası var. Mimarlıkta evet, evet, var. Evet, bununla evet, ilgili ne gibi bir uyarıda bulunursunuz? Şimdi bir bu kere sene eşit ağırlıklı puan türünde ben eğer ilk 125 bine girememişsem hukuk tercih edemeyeceğim. Mühendislikleri yazabilmek için 300 bin, biliyorsunuz sayısalda 390 bin kişi zaten barajı geçebildi. Mimarlık için 250, tıp 50 bin, 40 bin de biliyorsunuz geçen sene 50 bine çekildi, bu sene 50 binde bırakıldı. Öğretmenlikler için 300 bin, eczacılık için 100 bin, diş hekimliği için de 80 binlik sıralamada olmak zorundayız. Bakın puan söylemiyor. Tercihlerde de biz sıralamaları kullanacağız. Puan kullanmayacağız.
Dolayısıyla burada da sıralama koşulları veriyor. Kesinlikle sıralama kullanarak tercih yapmalıyız. Belki teknik açıdan orada da bir şeyler söylemek lazım. Hani tercih yaparken sıralamaları nasıl bakalım? İşte şimdi kısmında. Ona geldik. Evet. İşin strateji kısmına gelelim. Bize tercih tüyoları verin. Ama öyle tüyolar olsun ki bu seneye has şeyler de barındırsın içinde. Hani her zaman söylediğimiz işte sonradan pişman olacağın şeyi listene yazma. Bunları her sene söylüyoruz. Ama araya mutlaka bu senenin özellikle gözetilmesi gereken maddelerini vurgulayın hocam. Şimdi bir kere sayısal veriler çok değişti. Sıralamalar da değişti. Çünkü geçen seneye oranla işte 390 bin değil de 600 binin üzerindeydi sayısalda barajı aşan öğrenci sayısı. O zaman o 600 bin içerisindeki sıralamada yapılmış tercihler var. Şimdi biz tercih yaparken neyi esas alacağız? Bir önceki senenin başarı sıralamalarını ve puanlarını esas alacağız. Evet. Çünkü elimizde veriler bunlar. Evet. Atıyorum sayısalda da sözelde de eşit ağırlıkta da her üç alanda. Dilde çok fazla yok. 8 bin kişilik bir fark var. Ama sayısal, sözel ve eşit ağırlıkta epey bir fark oluştu. Neredeyse yarı yarıya öğrenciler bir azaldı. Barajı geçen öğrenciler azaldı. Birincisi şunu söylemek istiyorum bu seneye özel. Herkes tercih yapsın elinden geldiğince. Şeye benzetiyorum ben bunu biraz. Faizsiz krediyle ev almak gibi bir şey bu. Yani hani bu sene barajı geçen öğrenciler için mutlu azınlık diyorum ben ya onlara. Çünkü mutlu azınlık yani, hani bir sürü kontenjan var bekliyor. Evet evet. Evet. Sanki bir yandan da geçen seneye göre daha da az kişi geçmiş ya barajı. Evet. Daha da şansları varmış gibi. Hani geçenler o yüzden birazcık bu stratejilere dikkat edip doğru tercihi yaparsa bir yerleşmemesi söz konusu değil gibi. Şimdi matematiksel olarak da baktığımızda işte dörtte bir girecekken iki kişiden bir kişi bu sene üniversiteye yerleşecek. Çünkü 180 barajını geçen öğrenci sayısına baktığımızda böyle görünüyor. Şimdi 390 bin kişi sayısalda geçti ama 190 bin sayısal kontenjan var. 190 bininci kişiye kadar baktığınız zaman herkesin yerleşebileceğini düşünürsünüz. İşte sözelde baktığınızda 110-120 bin civarı bir kontenjanımız var lisansta. Eşit ağırlıkta da 127 binlerde bir kontenjanımız var. 160 binlerde kontenjanımız var. Ki buna özel yetenek sınavıyla girilebilen alanları eklemedik. 24 binde okul birincisi kontenjanı var. Tamam. Yani kontenjanlarımız gani gani İyi değerlendirin. İyi değerlendirin. Bu seneyi. Evet. Başka. Peki burada bu seneye özel o sıralamalara nasıl bakalım? Şimdi baktığınız zaman bir ilk tabloda gösterdiğimiz öğrenci mesela 1970. sırada. Tamam. İlk 1970'e girmiş. Başarılı bir öğrenciymiş. Onun puanıyla baktığınızda yani geçen seneye göre puanıyla baktığınızda. Evet. Şimdi bu öğrencinin puanına baktığımızda yerleştirme puanı 400'lerin üzerinde. Tamam. Geçen seneye göre 400'lerin üzerinde bu puanla geçen seneye baksa 20.000. sıraya düşüyor karşılaştırdığınızda. Şimdi? Şimdi 1970 sıralamasına baktığımda 40 puan yukarısına çıkıyor. Hı. Şimdi bu 1900'lü bir öğrenci için sıralama, yukarıdaki sıralama için böyle bir fark doğuyor. Şimdi ben neye bakacağım? Geçen senenin puanına bakmayacağım. Tamam. Geçen senenin 1970'li sıralamasına baktığımda 40 puan yukarısında bir yer yazacağım. Evet yazacak. Dolayısıyla burada sıralamasına bakacak. Tamam. Esas olan budur. Tamam. Sıralamadır. %10 mu yukarı çıkayım, %20 mi aşağı? Ne diyorsunuz? Burada çok sirkülasyonlar var. Bana göre iyi bir tercih nerede, en son tercihini nerede durduracağınla ilgilidir. Yukarı istediğinizi yazabilirsiniz. Önemli olan bir, 24 tercihin genelini gerçekçi ve rasyonel yapabilmek, tamam, şansımızı artırabilmek ve son tercihte güvenlik alanı oluşturmak. Eğer ille de üniversiteye girmek istiyorsan, ben bu sene mutlaka üniversiteli olmak istiyorum diyorsam, son tercihlerine nereye ineceğini bilmek. %40'a, 50'ye nereye iniyorsa. Bu bana göre bu sene her puan diliminde, sayısala, sözele, eşit ağırlıklara göre değişiyor. Bir. Tamam. İkincisi ilk 50 bin için değişiyor. 50 bin ile 100 bin arası hani değişiyor. Hani şöyle bir şey biraz zor diyoruz. %20 bandında yukarı çık aşağı in diyorsunuz herkese ki her koşula göre herkes değişiyor. Herkes için tamam, geçerli değil. O yüzden bana göre herkes için geçerli değil. Birebir çalışsınlar. Burada lütfen hani bir uzmandan yardım alın. Tamam. Alamıyorsanız da ilk 50 binin içindeyseniz %20-30 yukarıya çıkın. %30'a kadar çıkın. Aşağı inerken de mutlaka bir %20-30 inin. Yani 30 barajını inin. Ama siz 50 bin ile 100 bin arasındaysanız %40'a kadar da aşağıya inmelisiniz. %50'ye kadar da aşağıya inmelisiniz. Yani hele de 100 binin altında aşağılara inişler %70'e kadar olmalı. 100 binin altında %70'e evet, kadar aşağıya inmeliyiz bana göre. Hele de eşit ağırlıklı ve sözellerde biraz daha dikkat etmek tamam lazım. Ha, burada iyi tercih bir de.
yaptığım bu netlerle ve bu başarı sıralamasıyla girebileceğim en yüksek puanlı yere girebilmektir. Şu unutma, onun için de geniş bir yelpaze unutma olur. Not defterimizi evet. Bir açalım. Toparlıyoruz çünkü. Bunları da sıralıyoruz hocam. Birincisi puanları doğru okuyalım. Yazma, doğru okuduk. Doğru anda. Okuyalım. Evet. Sıralamaları değerlendirirken kendi sıralamasının bulunduğu dilim içerisinde değerlendirelim ve yardım almaya çalışalım. Hı hı. Mutlaka bir bilenden yardım al. Özel koşullar var okusun. Özel koşulları mutlaka okuyalım. Tamam. ÖSYM kılavuzu anayasamız oradan tamam. Yararlanalım. YÖK atlası çok beğeniyorum. 3 yıllık karşılaştırmalarla geliyor. Mesleki olarak da bir şeyleri meslekler rehberi tarzında da çalışıyor. Ve en son olarak tercih listemizi oluşturduğumuzda birinciyi kapatalım alttakine bakalım. Diyelim ki altta herhangi bir şeye üzülür müyüm buraya yerleştim. Hı hı. Peki üzülmedim. Sonra bir alttakine kapatalım hepsini bakalım. Hepsini bu şekilde bakalım. Hepsine tek tek listenizi bakalım. Kendi isteğinize böyle göre oluşturalım. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ederim. Marmara Koleji Rehberlik Koordinatörü Nevin Çifter bizimle birlikteydi. Bugün de programımızın sonuna geldik artık. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşuyoruz efendim. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.